şöyle bir ev alırsam, ya benden diyor, daha bir ev yüzünde diyor, mutlusu yoktur diyor mesela. Evde alınıyor yani. İşte çocuklar bir büyüse, işte, birisi evlense, birisi şöyle olsa, birisi böyle olsa, bütün bu çok güçlü bir şekilde bel bağladığımız, çok güçlü bir şekilde ciddi kabul ettiğimiz olayların, insan geç farkına varıyor, onların geçici olduğunu, onların hayatın kendi içinde zaten ola geldiğini, insan keşfettikçe kendisi yapıyorum zannediyor. Halbuki onlar hep oluyor. Mesela şimdi sen evlenmediğin için evlilikle ilgili bir şey bilmiyorsun ama bir evlenme duygun vardır içinde. Evlilik olur ama o da geçer. Ama sağlığın diyorsun olsun, hiçbir şey olmasın diyorsun. Sağlığın oluyor mesela. Bak demin kaşınıyordu benim gözüm. İlacı alınca kaşınıyor. Bak o da geçiyor. Hep geçici şeylere geçmeyecekmiş gibi insan bağlanıyor. O bağlanma insanı huzursuz ediyor temelde. Yani huzursuzluğun temeldeki kaynağı çok sağlıklı bir bağlanmadır. Yeryüzünde geçici olan şeylere. Bu sefer onu kaybedince ya diyorsun ben bu bağlandığım şey gitti diyorsun mesela. Bak ben temin ediyorum. Ya diyorum Osmanlı diyorum yengelmiş buraları dolduran diyorum. Firaki öyle. Ama onlar varken de oradaki vişne ağacı yine böyle açıyordu çiçeğini. Onlar yok. Şaşırmıyor. Yine açıyor yani. Ben dinlemiyorum. Ya ben kederim var diyorum. Anlamıyor. Dinlemiyor beni yani. Geçiyor. Yapıyor yani. Ya demek ki onların varlığı benim o çiçeğe bakışımı değiştiriyormuş ya. Yani. Değişen o değil. Ya aynı benimkine benziyor.